günaydın. Kargoyla güne başladım. O yüzden hemen ben de kamerayı açmak istedim. Çünkü sizin de çok sevdiğiniz, benim de gerçekten çok sevdiğim pijama takımı sipariş verdim. Dedim ki bunu hemen göstermeliyim. Kamerayı da açmalıyım. Çünkü siz de çok seviyorsunuz. Çok güzeller. Şimdi göstereceğim aslında. Önce bir Instagram'a da reel atmak istiyorum. Şöyle bir saten pijama takımı sipariş verdim. Benim pembe vardı biliyorsunuz. Onun böyle uzun kollusu. Şimdi hepsini böyle giymiş bir şekilde göstereceğim zaten. Bir de şöyle böyle krem, leoparlı bir pijama takımı sipariş verdim. Bir de bunun bende yeşili vardı ve gerçekten bu pijamayı çok seviyorum. Çünkü çok rahat. Siyah puantiyelisi de çıkmış. Aslında bir sürü rengi çıkmış ama ben siyah puantiyeli olanı aldım. Çünkü hiç siyah bir pijamam yoktu. Ve hemen bir Instagram'a reel çekeceğim ve size de üzerimde göstereceğim. Şu en çok merak ettiğimi ilk denemek istedim ve gerçekten çok iyi oldu. Bayıldım. 38 beden verdim hepsine. Aslında 40 da versem olurmuş. Sadece alt kısmı bir tık bol. Ben böyle üstü de büyük seviyorum. Buna bayıldım. Kumaş falan gerçekten çok iyi. Pijama konusunda bana güvenebilirsiniz. Bu bayağı iyi. Bunu çok sevdim. Şimdi hemen diğerini deniyorum. Bu görünce hatırlayacağınız bir pijama. Yeşili bende vardı. O 36 bedendi ama biraz böyle çekmişti pijama. O yüzden bu sefer 38 beden sipariş vermek istedim. Bir tık şimdi büyük ama yıkanınca çekiyor. O yüzden değiştirmeyeceğim ya da iade de etmeyeceğim. Bu siyah puantiyeliye gerçekten bayıldım. Aslında bunun bir de laciverti falan çıkmış ama tüm pijamalarım da aynı olsun istemiyorum. Gerçekten çok rahat. Bence hamileler falan da bunu çok rahat kullanabilir. Çünkü Trendyol'da öyle görmüştüm. Hani hamile olanlar da giyiyor falan. Bayağı güzel. Alt kısmı büyük oldu ama çekecek biliyorum. Kumaşı falan yeşille tamamıyla aynı. Bunu da çok sevdim. Bu gerçekten efsane oldu. Zaten bunun bende şortlu takımı vardı. Ya iyi ki 38 beden söylemişim. Bunu alırsanız bence bir beden büyük söylemelisiniz. Bu pijamanın böyle fuşya rengine, şu üzerindeki kalplere falan gerçekten bayılıyorum. Bu da tam istediğim gibi oldu. Bir yazlık versiyonu var, bir de şimdi kışlık versiyonu olsun istedim. Altına bayıldım. Ya bu başka bir şeylerle falan da giyilir. Tam böyle. En güzel alt bunda. Ama bir beden büyük almalısınız bence. Tüm pijamaları size gösterdim. Ama hepsine gerçekten ayrı ayrı bayıldım. Çok hızlı böyle stokları tükeniyor. Ve siz de bana pijamaları çok soruyorsunuz diye. Uyanır uyanmaz gelen kargoları buraya da çektim. Instagram'a da çektim. Farkındaysanız ben böyle yeni uyanmış durumdayım. Gelen pijamaları size gösterdim. Bence hepsi çok güzeldi. Ve şimdi de mutfağa geçtim. Bugün böyle akşam yemeği hazırlamak istemiyorum. Ama böyle gün gibi böyle bir menü hazırlamak istiyorum. Mayalı bir poğaça yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum. Bir de bu Emsa'nın dörtlü kek kalıbı var. Onunla bir kekten dört farklı kek çıkarabiliyorsunuz. O yüzden o çok hoşuma gidiyor. Ve böyle porsiyonları az az olması da güzel oluyor açıkçası. O yüzden bu Emsa'nın dörtlü kek kalıbından bir kek yapacağız. Ve makarna salatası, ama tavuklu bir makarna salatası yapmak istiyorum. Böyle hem akşam yemeği olmasın hem de böyle sevdiğimiz şeyler olsun istedim açıkçası. O yüzden bugün böyle bir menü yapacağız. Akşam da Cehti ve Merve gelebilir. Hem onlar için de böyle ikram edebileceğim bir şeyler olur. Hemen şimdi keke geçiyoruz. Neli kek yapacağım biliyor musunuz? Vişneli, kakaolu, limonlu ve tahinli susamlı. Ama böyle hepsinden az az olması çeşit anlamında da çok güzel oluyor. Hem de israf olmuyor. O yüzden bu dörtlü kek kalıbıyla kek yapmayı gerçekten çok seviyorum. Hemen keke geçelim. Ondan sonra mayalı bir poğaça yapalım peynirli. Ve sonra da makarna salatası yapalım tavuklu. Güzel oluyor. Şimdi hemen bu ana kek hardını yapalım. Sonrasında zaten böleceğiz ve işte çeşitlendireceğiz. 3 adet yumurta kırıyorum. Önce yumurtaları biraz çırpacağım, sonra şekerle çırpacağım. Bir su bardağı da şeker ekliyorum. Şimdi iyice çırpıyorum. Şöyle şu kıvama geldi ve hemen sıvı malzemeler ekleyeceğim. Bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum şöyle. Yavaş yavaş ilerliyorum.
çok az daha un ilave edeceğim. Biraz az geldi çünkü. Kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Ve ana karışımımız okey. Şimdi hemen kek kalıbına geçiyorum. Şimdi şöyle 3 tane borcam çıkardım. Çünkü 4 çeşit yapacağız. Bir tanesi de zaten ahşap kasedeki olacak. Hemen bunları az az paylaştıracağım eşit bir şekilde. Umarım eşit bir şekilde paylaştırmışımdır. Bir tanesi de burada kalacak. Şimdi tamamıyla göz kararı gideceğim artık. Bir tanesi kakaolu olacak. Şöyle bir kaşık dökeyim. Bakalım. Mesela bu çok katı oldu. Buna hemen biraz süt koymam lazım. Süslemesini de zaten fırından çıktıktan sonra yapacağız. Bu tamam. Şimdi diğer ikisi. Bir tanesini limonlu yapacağım. O yüzden limon rendeliyorum. Şöyle ince tarafıyla. Ve şöyle şu kadar da bir limon sıkacağım. Bu arada bunun üstüne sos yapacağız. Bu da tamam. Şöyle karıştırıyorum. Limonumuz da okey. Şimdi tahinliye geçiyorum. Şu mutfakta çöpstikler beni o kadar kurtarıyor ki. Şu tahini biraz karıştıralım. Buna da tamamen göz kararı koyacağım. Ben bol tahini severim. 2 tatlı kaşığı koydum. Şu karışımımıza geliyoruz. Dolapta dondurulmuş vişne vardı. Bunun da içine vişne koyacağım. Hepsinin çekirdeği çıkarılmış. O yüzden bol bol atacağım. Bunlar dibe çökecek ama yine de koyduğumda da üstüne ekleyeceğim. Tamam. Şimdi bu kek kalıbımı yağlıyorum. İlk önce susamlıyı yapacağım. Bu taraf susamlı daha güzel oluyor. O yüzden böyle tabanına bolca susam döküyorum. Yapışır inşallah. Böyle göstereyim. Bu tarafı susamladım. Hemen tahinli olanı döküyorum. Yalnız göz kararımı görüyor musunuz? Tam. Şimdi kakaoluyu ilave edeceğim. Kakaoluyu da buna ilave edelim. Biraz cıvık oldu ama. Vişneliği de buna koyuyorum. Hemen temizlemem gerekiyor. Bu biraz fazla oldu. Bu da limonlu. Ve hazır, fırına gönderiyorum. Fırını açtım. Bu arada kayıt alınmamış ama ben kekleri hemen fırına attım bile. Bu arada keki fırına gönderdim. Hemen mayalı poğaça yapacağız. Ben de internetten buldum tarif. Ama önceki yaptığım tarife benziyordu yani, öyle hatırlıyorum. O yüzden hemen mayalı bir poğaça yapıyoruz sizinle beraber.
malzemeleri çıkardım, ayarladım. Çünkü yoğurma işlemi olacağı için. En azından kekler pişerken ve biz onun üzerini süslerken hamur da mayalanır diye düşünüyorum. Hemen maya poğaçaya da geçelim. Şimdi öncesinde bu bir su bardağı ılık süt. Tüm sıvılar bir su bardağı. Ilık su bir su bardağı. 4 yemek kaşığı da şeker. Şöyle biraz bu şekerle sütü karıştırmak istiyorum. 2 paket de maya var. Kuru maya ile yapıyorum. Şöyle biraz karıştıracağım. Karıştırdım ve şimdi 5 dakika boyunca bunun böyle biraz aktif olmasını bekleyeceğim. Sonra un, yumurta ve tuz ekleyeceğiz. Bir de sıvı yağ. Şöyle biraz aktif oldu. Bir 5 dakika beklettim. 1 adet yumurta. 2 çay kaşığı tuz. Ve 1 su bardağı sıvı yağ. Karıştırıyorum. Şimdi 7 su bardağı un diyor ama ben göz kararı yapacağım. Biraz cıvık yapmak istiyorum. Cıvık mayalı poğaça daha güzel oluyor. 2 ölçek. Kıvamına beraber bakarız. Ben hiç eldivene girmiyorum. Ben böyle katılaşana kadar elimdeki karıştırıcı yardımıyla karıştırıyorum. Böyle daha kolay oluyor. Şimdi eldivene geçebilirim. Yani tarife göre gerçekten doğru. Böyle 7 su bardağına falan tekabül ediyor. Annem hep şey der. Hamuru mayaladıktan sonra buranın tertemiz olması lazım. Tertemiz olana kadar devam edeceksin. Bu şekilde hamur mayalandırılmaz derdi kendileri. Hamur tamam, şöyle biraz yapışkan bir hamur elde ettim. Bunu şimdi üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalandıracağım. Ve kekimiz hazır. Bakın bu biraz fazla olduğu için doğal olarak fazla kabardı. Şimdi soğutacağım. Altına ıslak bir havlu koyacağım ve sonra ters çevireceğim. Sonra da üzerini süsleyeceğiz. Bakın. Kalıptan çıkardım. Bu arada limonlu da fire verdik. Yarıya bölündü. Şimdi hemen süslemeye geçiyorum. Öncesinde bu vişneli biraz daha ıslak olduğu için cıvık gibi görünüyor ama değil, hepsi pişti. Buna bir pudra şekeri, buna hemen hazır çikolata sosum vardı beyaz, onu yapacağız. Bunun üzerine sos yapacaktım, vazgeçtim o limonlu kek sosundan. O yüzden buna hemen böyle limonla süsleyeceğiz. Bu zaten tayini susamlı olan kek. Bu arada Kardelen almıştı bunu bana. İlk defa kullandım. Çok güzel görünüyor. Hemen süsleyelim. Önce limonu halledelim. Şöyle. Bu okey. Şimdi. Kenarlarını temizleyeceğim. Okey. Buna hemen birkaç tane de şöyle vişne koyalım. Ortasına da şöyle bir çilek koyuyorum. Çok güzel oldu. Kekler hazır. Ve hamur mayalandı. Bakar mısınız? Puf puf. Çok güzel oldu. Ve evde ne peynir varsa hemen buraya bir karıştırdım. Maydanozlu falan yapmıyorum. Sadece peynirli yapıyorum. Hemen yapıp mayalandıracağım. Ben böyle bayağı yaptım arkadaşlar. Şuradan. Hepsi de bir büyük bir küçük oldu. Ve kamera hafıza hatası verdiği için tüm yaptıklarım silindi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle
parçalara ayırdım daha kolay olsun diye benim için. Ve şu şekilde de yuvarlıyordum. Bu arada umarım fırınımdan bunları pişir. Ve hazır. Şimdi şöyle bir 15 dakika kadar tepsi mayasından sonra yumurta süreceğiz ve sonra fırına vereceğiz. Ve tepsi mayası hazır. Hemen üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bayağı kabardılar. Bayağı. Ama şurada mantasızlık var. Hemen üzerine susam. Biraz da çörek otu atıyorum. Ve fırına gönderiyorum. Tüm her şey fırına verdim. Tolga'da geldi ve bu arada kargolarımı getirmiş. Şöyle Havoş'tan bir etek almıştım. Umarım güzel gelmiştir. Kayetli bir etek. Bu vlog böyle biraz kargo açılımı gibi oluyor. Şöyle kalın, pullu bir etek. Fakat sevmediğim bazı şeyler var. Bir denememiz lazım. Yok güzel, yüksek bak. Nasıl Tolga? Tam sen işte. Değil mi? Evet. Bence de güzel, beğendim. Bakın şimdi ben ne aldım. Hazır mısınız? Bu arada sizinle AVM'de denemiştik ya. Sonra şey demiştim ben. Bir de saçlarımı yaptırmadan geleceğim. Ona göre bakacağım falan demiştim. Tabii ki bakmadım. Ve en son dedim ki alıyorum. Çünkü neden aldığımı size şimdi söyleyeceğim. Benim saçlarım zaten böyle çok kalın değil. Ama böyle beni günlük olarak kurtarsın istedim açıkçası. Hani dalgalı. Mesela bir tane çok uygun fiyatlı bir saç fönü kullanıyordum biliyorsunuz. O da dalgalı yapmıyor saçlarım. En azından bunun içerisinde işime yarayacak bir sürü ürün var. Ve beni o en azından şöyle 1-2 saat, 2-3 saat kurtarsın istiyorum. Çünkü zaten saçlarım gerçekten çok kolay şekil alıyor. Bir de şekillendiricilerle kullanırsak olur diye düşünüyorum. Okey. Dyson aldım. Bunu Instagram'da hemen şimdi bir kutu açılımı yapacağım. Sizi de böyle Instagram'a yönlendiriyorum. Sonra açtıktan sonra da zaten beraber deneriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım şey olmaz. Ne? Yani patlamayız. Niye patlamayız? Neyse deneriz hep beraber. Görürüz. Gerçekçi yorumlarımı da yaparım size. Poğaça fırından çıktı. Bayağı böyle pof pof çok sıcak şu anda. Bu arada bir de tavuklu, böyle haşlanmış tavuk, garnitür, mayonez, süzme yoğurt olan bir makarna salatası yaptım. Akşam yemeğimiz okey. Abi ben yiyeceğim, dayanamıyorum. Evet, Tolga yiyecek, dayanamıyorum. Çok açım yani, hiçbir şey yemedim öyle. Poğaçanın bir de çok kokuyor. Güzel görünüyordu, ondan dayanamıyorum aslında. Poğaçanın kokusu, bir şey söyleyeyim mi? Hayatımdaki en güzel kokan poğaçalar da liste başında. Bakalım tadı da inşallah güzel olur. Evet, evet. Günaydın. Dün kameram bozuldu arkadaşlar ve asla devamını, vlogunu çekemedim. O yüzden kameramı neyse ki hallettim ve karşınızdayım. Hazırlanalım istiyorum. Hem de Dyson'ı beraber denemek istiyorum. O yüzden banyodan çıktım ve saçlarımı kurutmadım. Cildim çok fazla kuru ve göz altlarım fazla mor.
Ben de geçen şöyle bir Ethan'ın bantlarından almıştım. Hemen onu şöyle bir gözüme yerleştireceğim. Varan bir ya başladık. Saçımı falan kuruturken bu göz bantları da gözümde dursun. Şöyle jel şeklinde. Bayağıdır beraber hazırlanmıyorduk. İyi oldu. Bakın dünkü kameranın stresinden sivilce çıktı. Bazı çektiklerim de gidiyor. Gözümüz nemlensin. O sırada saçlarımızı tarayalım. Bu arada dün Dyson'ı biz Merve'de denedik. Beni şu şekilde nasıl ciddiye alacaksınız bilmiyorum ama. Merve'nin saçları böyle pırasa düzlüğünde. Ve asla olmuyor. Saçınız pırasa düzlüğündeyse eleyin onu. Şu ısı koruyucuyu kullanacağım. Normalde hiç sevmiyorum ama şu an tüm yöntemleri deneyeceğim. Isı koruyucuyu biraz sürelim. Ve elimde köpük olarak bu var. Dalgalı saçlar için olanı var. Elimde ne varsa deniyorum. Sonuçta bu da bir şekillendirici. Çok fazla sürdü. Net böyle %100 söyleyebileceğim biri pırasa saçların kesinlikle almaması. Çünkü dün Merve'de her türlü yöntemi denedik. Sarıp beklettik, işte sprey sıktık, hepsini yaptık yani. Tarayalım. Bu arada günlükte bir makyaj yapacağım. Yeni makyaj malzemelerimle gerçekten bazı şeyleri değiştirdim. Ve çok daha iyi oldu. Çok az. Şimdi kurutacağım. O kadar fazla video izledim ki öğrenmişim ben yani. Merve'nin saçını bir şak diye yaptım. Okey, kurutması bence iyi. Nemli bıraktım. Bir de şöyle bir şey vardı bu elektrik. Bakın saçlarımın benim yapısı bu şekilde. Böyle dalgalı, aynı zamanda çok ince değil, çok kalın da değil. Tam ortası. Aslında o yüzden inandım olacağına. Geçen bunu çıkarıyorum artık. Yeterli. Geçen denemiştik esas da ve saçımda düzleştirici vardı. O yüzden tatmin olmamıştım. Ama ben olacağına inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısı. Çünkü gerçekten saçlarımı bu şekilde sevmiyorum. Ve sürekli düzleştirmek zorunda kalıyorum. Ya da fön çektirmek zorunda kalıyorum. Ve böyle çok zor bir saçım da yok. Hani uzunluk olarak, gürlük olarak falan. O yüzden ben kullanışlı olacağına inanıyorum açıkçası. Şimdi başlık değiştiriyorum. Çok da kurumasına izin vermiyorum. Hemen şekillendireceğim. Taşlarım böyle çok yoğun ve gür olmadığı için ben ince maşayla deneyeceğim. Okay. Bu arada ilk defa denediğimi de lütfen unutmayın. Buraya en son farklı bir şekil vereceğim. Ama şu ana kadar düşmedi bakın. Diğer tarafa geçiyorum hızlı bir şekilde. Buranın şekliyle buranın şeklini farklı yaptım. Farkında mısın? Bu neden oldu onu bilmiyorum. Tamam. Şimdi açsak mı açmasak? Bence açalım ya. Sonuç olarak sprey sıktım. En sonunda da önümü düzeltiriz makyajdan sonra. Bu arada sprey fazla mı sıktım? Çok mu sertti? Açıyorum. Hacim. Güzel oldu. Hem de bayağı. Bakalım ne kadar kalacak bu. Wow. Saat 3 şu anda. Başlatıyorum ne kadar kalacağını. Bayağı kabar ki önlerini şu anda yapmadım. Durun önünü de mi yapsak? Ay çok güzel oldu şuna bakın. Ne kadar kalacak bilmiyorum. Neyse göreceğiz. Saat şu anda 3. Bu arada toplasanız yarım saatte falan yaptım saçlarımı.
düşeceğini düşünmüyorum. Bakalım ne olacak. Hemen makyaja geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Şurayı da şöyle yapalım zaten. Önümüzü düzelteceğiz. Cildim çok kuru. Bu peptit serumunu çok sevdim Prest'in. Bunu süreceğim. Hemen şu Vichy'yi sürüyorum. Niye ben elimle sürüyorum ki? Fırça aldım ben bunun için. Bu MAC'in fırçası. Çok gerekli bir şey mi? Hayır. Ama bununla sürerek böyle dolaşımı hızlandırıyorum. Ay çok havalı duruyor ya. Şimdi hemen neye geçiyorum? Fondötene. Geçenlerde bu fondöteni aldım. Aslında böyle fondöten diyemem. Biraz tint gibi. Ben daha çok öyle seviyorum. Hani çok yoğun yoğun fondötenler sevmiyorum. Ve BB fondöten arası şeyleri seviyorum. Hemen şöyle uygulayacağım. Biraz az sürdüm. Bunu da ilk defa deniyorum sizinle beraber. Bakalım sivilce falan yapacak mı? Ama kokusu çok güzel. Zaten SPF'li. Saçlarım bir anda 3 katı falan oldu. Gerçekten size zaman tutacağım. Ama sprey ve sertleştirici köpükle yaptım. Şurası gidiyor hafif. Göreceğiz bu saçın ne kadar gittiğini. MAC'in kapatıcısına geçiyorum. Bu benim en sevdiğim kapatıcı. Olmazsa olmaz kapatıcı. Çok kullanmıyorsunuz bunu. Yoksa cildinizi gerçekten kurutuyor. Bu NYX'in pudrası çok iyi. Gözaltı koyu olanlar özellikle. Ben geçiyorum. Banana rengi bu arada. O kadar zor makyaj yapıyorum ki şu anda. Hava bildiğiniz akşam yani. Bildiğiniz akşam. Şimdi ne yaptığımı size göstereceğim günlük makyajımda. Sadece şöyle hafif şu tonlarda falan renk geçiyorum. Başka da bir şey yapmıyorum. Bu aralar yani böyle özel günlerde falan kullanırım diye almıştım ama resmen günlük kullanıyorum. Siyah maskaradan çok çok daha iyi duruyor. Eğer benim gibi ten rengine sahipseniz ve böyle saçlarınız falan açıksa bilmiyorum koyu renkli saçlarda nasıl durur. Ya saçların o kadar bütünleşiyor ki kahverengi maskara benim gerçekten olmazsa olmazım oldu. Böyle göz renginizi falan tam olarak ortaya çıkarıyor. O yüzden bu aralar sürekli bu kahverengi maskarayı kullanıyorum. Çok güzel. Bu arada kahverengi kullanmadığım dönemlerde de bu Sephora'nın maskarasını kullanıyorum. Stok var bu Sephora'nın maskarası da bende. Ama bu kahverengi o kadar güzel ki. Bu NYX'in kaş sabitleyicisini aldım renkli olanı. Ama sevmedim. Kiko'nun bu stik aldığı 08 numara. Okey. Bu aralarda çok ruj kullanmıyorum. Bu vazelinin bu rengini lütfen alın. Bayılacaksınız. Hem nemlendiriyor. Hem çok tatlı doğal bir görüntü veriyor. Ruj kullanmayacağım. Sonuçta saçlarım şu an böyle yüksek. Memekle sabitliyorum. Aa bu arada size fondötenin numarasını söylemedim. B10. Bunu da söyleyeyim. Bence tamam. Bunu son kez şöyle bir spreyleyelim. Yarım saattir böyleyim. Sizi şöyle bir saat sonra güncelleyeceğim. Makyajım ve saçlarım bu kadardı. Bir saat sonra geliyorum, güncelleme yapacağım. Tam bir saat sonra geldim. Şimdi tüm her şeyi söylüyorum. Bu tarafla bu tarafı farklı sarmışım. Orayı çözemedim. Büyük ihtimalle yeni elim alışıyor diye olabilir. Çünkü burayı buradan çok daha önce sardım. Ve bura hala bu şekilde duruyor. Bence tamamıyla köpük, saç spreyi ve saçınızı sarma şekliniz bir de saçınızın yapısıyla alakalı tamamen. Çünkü biz aynı şeyleri dün Merve'ye de denedik ama asla olmadı. Çünkü saçı böyle çok kaygan bir saçı var. Ben de bir saat sonra durumlar bu şekilde gayet hacimli falan duruyor hatta.
Benim zaten istediğim şey buydu. Çok şükür tamamıyla böyle düşmedi. Böyle işe yaramıyormuş formunda olmadı. Tam böyle istediğim şey beni kurtarsın. En azından fön çektirdiğimizde bile saç böyle 1-2 saat sonra düşüyor falan. Aynı durumu yaşıyorum. Tam benim saç tipime uygun çıktı. Çok böyle vav bir kalıcı hayaliyle zaten almadım. Ama o saçlarımın ilk böyle nasıl diyeyim size kabarmış halini falan istemiyordum. Bu da benim için yeterliydi zaten. Şu an ilk denememe göre bence gayet güzel. Çok daha farklı böyle sabitleyiciler bulursam da sık sık deneyeceğim ve size de göstereceğim zaten. Ama şu an bu ikisiyle yaptım. Ama mesela bu dalgalı saçlar için, belki düz saçlar için olanı da vardır, bilmiyorum. Öyle ve ben de bu vlogu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım keyif aldınız ve beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada vlogların süresini böyle bir tık azaltıp size de vlog sayımı arttırmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.